Cenab-ı Hak o iyi kulların, cennetteki iyi kulları anlatırken yufune bin nedri dedi. Ve yehafune ve korkarlar. Bunların ve yehafune yevmen kâne şerruhu mustatîrâ. Şerrinden öyle bir günün, yaygın şerrinden her tarafı kaplamış. Onlar tedirginlerdir. Böyle bir günün geleceğinden onlar tedirgin. Bu bir yaşam biçimi, yani kişinin hayatta yaşarken daha duyguları, düşüncesi, psikolojisi, tafsilatını önceki derslerde gördük. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle müminleri وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Cenab-ı Hakk'ın azabına karşı tedirgin kimseler olarak tarif etti. Öyle Rabbim bana azap etmez veya bazılarının dediği gibi Allah zaten azap edecek biri değildir gibi yaklaşımlarla değil, Cenab-ı Hakk'ın kendisini anlattığı, tarif ettiği bir biçimde اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ غَيْرُ مَأْمُونَ Senin Rabbinin azabı emin olunacak bir azap değildir, bana değmez, bana dokunmaz, falanca mani olur, filanca engel olur. Dolayısıyla benim azap diye bir korkum, tedirginliğim söz konusu değil. Ben cennetteki âlâ mertebeleri düşüneyim kıvamında bir psikoloji bu cennettekilere uymuyor. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmış, onun mağfiretine nail olmuş ve böylece cennete kavuşmuş bu kimseleri Cenab-ı Hakk'ın anlattığı ifadelere baktığımız zaman onları böyle görüyoruz. Allah Azze ve Celle'nin azabından daha yaşarken tedirginlermiş. Diyorlar ki in ve yahafuna yawman kana sharruhu mustatira. Öyle bir günün korkusuyla yaşıyor ve öyle bir günün tedirginliği daha hayattayken onların davranışlarına yansıyor. Bu önemli bir ilişki. Dediğim gibi önceki derslerde tafsilatını konuştuk. Başka ne yapıyorlar? وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ Bu cennete gitmişler, yemeği yedirirlerdi. Allah Azze ve Celle bize her türlüsünü anlattı. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ Her bakımdan, her misal ile, her temsil ile anlattık. Şimdi baştan böyle olursanız cennete gidersiniz anlatımları çok yerde var. Bu kez cennete gitmişler üzerinden onları betimleyerek o zaman kişide cennete gitmek için neleri yapması gerektiğini düşündürerek Allah Azze ve Celle anlatıyor. Bunlar Allah'ın kulları, cennette suları fışkırttıkça zevklerince hem eğleniyor hem yiyip içiyorlar. Oraya bunları vardıran hasletler nelerdir diye düşünmüşken Cenab-ı Hak onları anlatıyor şimdi. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ dedi. Ve şimdi diyor ki وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ Bunlar yemeği yedirirler. عَلَى حُبِّهِ Yiyeceğe karşı duydukları sevgiye rağmen. Önceki hafta yanılmıyorsam buraları konuştuk. Kişinin yiyeceğe duyduğu sevgi, mala duyduğu sevgi, dünyaya duyduğu sevgi ve bunlar içerisinde en yakın planda yemeğe duyduğu artık sevgiden de öte aşk. Yemeğe duyduğu ihtiyaç, yemeğe duyduğu arzu, bu yakın planda acıktıkça onu yakalayan, yani 3-5 saatte bir kendisini tekrarlayan bir şeyden bahsediyoruz. Hele hele kıtlık zamanı olur, yiyecekler az bulunacak olursa değeri yükselir, korkunç değerli olur. Kişi artık etrafındakilerden bile sakınmaya kalkabilir. Allah Azze ve Celle bunu yedirenlerden bahsetti. وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ Duyduğu sevgiye rağmen yemeğe olan arzusu, ona verdiği değer, ona olan iştiyakına rağmen başkalarıyla paylaşabilenlerden söz ediyoruz. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin cennetlerindeler. Ben böyle bir adam tanıyorum, yediklerini içtiklerini paylaşır ama yani imanlı bir kimse değil gibi bir soru zâid olur. Geliyor böyle sorular, yani fazla olur eskilerin tabiriyle gereksiz. Çünkü neden? Çünkü
Biz her türlü iyiliği Allah Azze ve Celle adına başlatıyoruz. Yani ondan önce bir iyilik tanımımız yok. İyiliği rıdaen lillah, Allah Azze ve Celle uğruna olunca iyilik sayıyoruz. İyilik sınırı oradan başlıyor. Kişinin bunu da yapabilmesi için başta Cenab-ı Hakk'ı tanıması, onu kabul etmesi, ondan ayrı ilah olmadığına tanıklıkta bulunması, şehadet etmesi, bunu gözlemleriyle aklederek öyle ön kabul olarak değil, yaşadığı ortamda var olan hayatın ve nizamın bir sonucu olarak, var edici olarak bunu bilmesi ve sonra hayatını kendisini de var etmiş olan bu var edicinin, Yaradan'ın, Mevla'nın, sahibin yani Allah'ın uğrunda yaşamaya başlaması. Şimdi artık iyilikler iyilik olabilmeye, anlamını kazanmaya başlamıştır. O yüzden Cenab-ı Hak malı infak eden ala hubbihi, onun sevgisi uğrunda. Zamiri bu kez Cenab-ı Hakk'a atfettiğimizde Allah'a duyduğu sevgi uğrunda malını, yiyeceklerini paylaşan kimselerdir onlar. Bu cennetlerde gördüğünüz bu beş beş olmuş mutluluktan çok keyifli gözüken Cenab-ı Hakk'ın anlattığı yüzlerinde surur, gönüllerinde hoşnutluk, bulundukları yerden memnun, oradan asla çıkmak istemeyen ve bu sonsuz saadeti Allah Azze ve Celle'nin kendilerine amelleri bahanesiyle lütfetmiş olmasından ötürü ona hamd eden. Elhamdülillahillezî ehallenâ dâral mukâmeti min fadlih. Bizi bu kalıcı yurdan yerleştiren Allah'a hamdolsun. لَا يَمَسْسُنَا ف۪يهَا نَصَبٌ. Bu kadar çok güzelliğin, iyiliğin, nimetin bulunduğu yerde ayrı bir güzellik daha var, o da kötülük yok. Yani mesela yorgunluk yok. لَا يَمَسْسُنَا ف۪يهَا نَصَبٌ. Bize yorgunluk değmiyor diyorlar. Çok yedin, karnın şişti. Çok eğlendin, yoruldun. Yani dünya hayatında mutluluğun bile bir sınırı var, beden kaldırmıyor. En iyi şeyleri alacak paran olsa, en iyi şeyleri yiyecek kadar paran olsa yine belli bir sınırda yiyip belli bir sınırda giyebilirsiniz. En iyi yerlere gidecek paran olsa yine belli yerlere gidebilirsin, bir yerden sonra yorulursun, başka seneye bırakırsın. O bakımdan kısıtlar dünya hayatında söz konusudur. İmkanları çoğaltsak bile kısıtlar burayı, etrafımızı kapatmış, sınırlamış bizi. Ama cennettekiler böyle bir kısıt olmadığını söylüyor kendileri için. لَا يَمَسْسُنَا ف۪يهَا نَصَبٌ. Bize yorgunluk burada değmiyor bile. Hiç izi alameti yok. وَلَا لُغُوا. Bıkkınlık hiç gelmiyor. لَا يَمَسْسُنَا ف۪يهَا نَصَبٌ. Nekre olduğu için hiç ile nekreliğini belli ettim. وَلَا يَمَسْسُنَا ف۪يهَا لُغُوبٌ. Böyle bir yerdeki müminlerin buraya nasıl Allah Azze ve Celle tarafından hangi amelleri bahane edilerek buraya konulmuşlar onu konuşuyoruz. Neden bahane diyoruz? بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Amellerinden ötürü. Çünkü bu bir hak ediş değil. Kul yaptıklarıyla cenneti hak etmez. Yaptıklarıyla Allah Azze ve Celle yaptıklarını bahane ederek cenneti ona lütfeder. Cennet bir lütuf, bir ihsandır Allah Azze ve Celle'nin, çünkü sonsuz ve bitimsizdir. Hiçbir biçimde kulun onu hak edecek bir ameli olmaz. Ama cehennem, o da sonsuz ve bitimsiz olmasına rağmen kulun sonsuz ve bitimsiz kastıyla Cenab-ı Hakk'a karşı diklendiği iradesi, sonu gelmeyen iradesi, bunu sonsuza değin bir kasıt ile belirginleştiğinde Allah Azze ve Celle'nin iradesinde artık geri döndürülse bile aynı şeyi yapacağı anlaşılıp ortaya çıktığında bu kişi bu nihayetsiz kastıyla alemlerin Rabbine karşı diklendiği için sonsuz bir azaba hak eder bu kez. O yüzden kafirler kendi dilleriyle bunu söylediler cehennemde.
Zevaniler, cehennem melekleri, oraya cehennemlikler dolduruldukça sordukları zaman أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذ۪يرٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ Size uyarıcılar gelmedi mi? Size içinizden bugünlerinizi hatırlayacak, öncekilerin kıssalarını anlatan, başınıza bunların وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا Ve sizi bugününüzden ötürü sakındıran elçiler gelmedi mi? Gibi sorular sorduklarında dediler ki قَالُوا بَلَا وَلَاكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ Elbette geldi. Ancak biz kafirler hakkında Allah'ın bu azap hükmü hak olmuştur. Biz hak ettik bunu. Dolayısıyla onların bunu hak edişi kendi dilleriyle de Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle de var. Ama cennettekiler cenneti hak etmiş değillerdir. Allah Azze ve Celle'nin lütfu, Cenab-ı Hakk'ın keremi, onun şakur sıfatının bir tecellisi olarak ufak tefek dünyadaki bu amellerimiz ne kadar çok yapsak da en mükemmeli olanın ki Resulullah böyleydi, kendi amellerini nasıl küçük gördükleri, nasıl azımsadıklarını Allah'ın rahmetine muhtaç, onun mağfiretine muhtaç saydıklarını biliyoruz. O yüzden وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ Bunlar içerisinde öne çıkanlardan bir tanesi de kişinin infak etmesi, malından paylaşması, daha özelde konuşursak yiyeceklerini, yiyeceklerinden paylaşması. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ Yemeği yedirirler. O yüzden bazı kimseler genel manada malı infak etmek, birilerine işte yiyecek içecek almak, yiyecek içecek alabilecekleri düzeyde paralar vermenin yanı sıra doğrudan yedirmeyi de tercih ettiler. Ayetin manasını yani doğrudan karşılasın diye. Evet adama yemek yiyecek parayı verdik, o bizim namımıza o yemeği yiyor. Ama biz ayrıca bir de yemek yediren hani dedikleri, çok yemek yedirir dediğimiz kimse nedir? Beraberinde insanları evine götürür, yemek yedireceği bir yere götürür, orada onlarla beraber yer içer, kalktığında da hesabı öder. Bunlar işte miskinen, yetimen ve esira, yoksul kimseler olur, yetim kimseler olur, kısıtlı, tutsaklık içerisinde olan kimseler olur. Böylece yemeği onlarla paylaşırken de ayette ifadesi gelen, ayette sırası gelen muhabbeti de onlarla yaşar. Yani onlarla konuştuğu anlaşılıyor. Onlarla hemhal olduğu anlaşılıyor. Bunun bu biçimiyle yaşanmasının da kişinin duygularına tesir eden, kişinin haline tesir eden bir karşılığı vardır. Yani hiç o miskinlerin, yetimlerin, yoksulların, sıkıntıda bulunan kimselerin halini hiç görmeden, hiç tanık olmadan uzaktan uzağa infak etmek başka bir şeydir, azımsamıyoruz, önemli bir şeydir. Ama yanı sıra bu biçimiyle de bunu yaşamak, bu şekliyle de bunu bir şekilde tatmak, kişinin duygularında karşılığı olan, hislerinde karşılığı olan bir şey olsa gerek ki Allah Azze ve Celle bunu bize tarif etmiş ve öğretmiş ve ifadesini böyle, bu ayette de böyle ifade etmiş. Başkaca nice ayette وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ diyor Cenab-ı Hak. Yani bizim onlara rızıklandırdıklarımızdan onlar infak ederler. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ Ne infak ederseniz Allah onun yerini doldurur. Başka ayette وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا بِتِغَاءَ وَجِهِ اللّٰهِ Siz ne infak ederseniz Allah Azze ve Celle'nin rızası, hoşnutluğu uğrunda infak edersiniz. Yani sizin derdiniz bu. Çünkü bazı müminler özellikle müminlere infak etmeyi, ihtiyaçta, darda olsa da, sıkıntıda olsa da mümin olmayanlardan el çekmeyi, onlara vermemeyi, böyle bir şeye yeltenince, bunu belki Resulullah'a da sordular ilgili rivayette, bu inen ayet Cenab-ı Hak لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ Onların hidayeti senin üzerine bir sorumluluk değil. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَى Ancak Allah dilediğine hidayet eder.
Ve Cenab-ı Hakk'ın dilemesiyle olduğu için hidayet, Allah Azze ve Celle'nin dilemesi, hikmeti dolayısıyla buna uygun kimselere, buna uygun adım atmış, buna uygun arayışlar içerisinde bulunmuş kimselere. Bu iş benim işim diyor Allah Azze ve Celle. Size hidayet, sana onların hidayete muvaffak kılınması işi düşmez. Siz işinize bakın, siz infakınıza bakın. Allah'tır hidayet eden. Dolayısıyla insanları infak etmek suretiyle hidayete cebredecek gibi, zorlayacak gibi bunu öyle bir araca dönüştürmeyi Allah Azze ve Celle öyle anlaşılıyor ki beğenmedi ve böyle dedikten hemen sonra لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا اَبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ Ne infak ediyorsanız herhangi bir şeyi, bunu kendiniz için ve ancak Allah Azze ve Celle rızası, onun uğrunda infak ediyorsunuz. Sizin derdiniz Cenab-ı Hakk'ı memnun etmekse, Allah Azze ve Celle bu tanıma uyan herkes için memnundur. O bakımdan darda sıkıntıdaysa şayet, henüz Allah'ın hidayet etmediği kimselere de infak edebilirsiniz. Umulur ki Allah Azze ve Celle ileride onlara hidayet edebilir. Ama hidayeti burada bir ölçü tayin etmeye Cenab-ı Hak bunu uygun görmedi. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ Her ne infak ederseniz bu şekliyle size geri döndürülür. Bunun karşılığı size verilir. Asla zulme uğramazsınız. Yani yaptığınız şeylerin hesaba girmemesi, dikkate alınmaması. Yeter ki Allah'ın uğrunda onun rızası için, onu memnun etmek için olsun. Yoksa kul Rabbini tanımıyor ama etrafındakilerle çok harcıyor, çok infak ediyor, nasıl yediriyor, develer kesiyor. Vardı böyle biri, Resulullah'a bilahare gelip sordular. Ya Resulallah, önceki zamanlarda böyle sehavetiyle yani cömertliğiyle nam salmış bir kimse, o kadar Araplar katında bilinen biri. Sordular, bu adam cennette mi diye, Allah'ın Resulü hayır dedi. O bir gün bile Rabbim demedi dedi. Kulun Rabbini tanımaya sırtını çevirmesi, Allah Azze ve Celle'ye karşı umursamaz bir tavır içerisinde bulunması, hayatı seküler olarak yaşaması, Cenab-ı Hakk'ın ona akletmek, gözlem yapmak, görmek, duymak gibi imkanları verdiği halde hayatı doğru okuyup varlıktan var ediciye doğru akledip gitmemesi, bunun için ayak sürmesi onu bütünüyle kötü etmeye yeter. Çevresiyle iyi olsa da, eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla iyi olsa da, insanlarla yatarda iyi ilişkiler geliştirse de kâfi gelmez. Kulun Rabbi ile önce iyi olması lazım. Önce alemlerin Rabbine saygı duyup onu tanıması lazım. Onu özellikle görmezden gelmiş, bilerek inkar edip diklenmiş, hayatı kendi başına buyruk yaşamış kimselerin sair geri kalan bütün erdemleri üzerlerine hepsini yapıştırsalar da, hepsiyle muttasıf olsalar da hiçbir şeye yaramaz. Çünkü Cenab-ı Hak dedi ki, kullu şeyin halikun illa vecah. Her şey boşa çıkar, her şey helak olur, her şey anlamsız kalır, hiçbir şeye yaramaz. İlla vecah. Ancak Cenab-ı Hakk'ın rızası, ancak Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğu. Araplar kişinin rızasını yüzünden, kişinin rızasını, hoşnutluğunu yüzünden saydıklarından Allah Azze ve Celle de böyle ifade ediyor. Kendi yüzünü orada ifade etmiş. Kullu şeyin halikun illa vecah. Ancak Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğu için olursa o zaman bir değer olur. Eğer Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğu için değilse her ne şey olursa olsun, büyük küçük, değerli değersiz, ne kadar büyük bir iyilik, erdem vesaire olursa olsun, Allah için değilse Allah Azze ve Celle katında hiçbir kıymeti yoktur, hiçbir karşılığı da olmaz.
O yüzden illa betiga vecihillah. Kur'an'da hep böyle istisna lafzıyla gelir. Ancak ve ancak Allah'ın rızası için olması kaydıyla. Onun haricinde millet görsün diye, şöyle bilinsin diye böyle bir karizma yapayım, böyle bir erdem ortaya koyayım, böyle iyilik sahibi olayım. Resulullah'a bunun darb-ı mesel düzeyinde bilinenini sordular. Yani bu düzeyde adam biliniyor bu hususta. İyilik, yardımseverlik, infak, yedirme, içirme falanca bile mi diye sordular. Allah'ın Resulü Rabbini tanımamış olmasını hatırlatıp hiçbir şeye yaramadığını söyledi. Cehennemdedir dedi. O bakımdan اِلَّا اَبْتِغَاءَ وَجِلَّهِ. Burada da وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ. Yemeği yedirirler, cömert bilinsin, insanlarda çok çevre yapsın, etrafında insanlar onu sevsin, sempati duysunlar. Bu süreci böyle kullanır, çoklarını yedirir, içirir. Bunu da aslında ticaretinin bir parçası olarak kullanabilir, başka başka şeylerin parçası olarak kullanabilir. Yani Allah'ın rızasının dışında her ne varsa hangisini saysak hiçbiri onu erdem kılmaya yetmez. وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Böylece zamiri iki türlü de okumuş olduk. Yani kulun mala duyduğu sevgiye rağmen infak edebilmesi, ki ilk önce böyle ele aldık. Çünkü bu mana daha esaslıdır. Yani وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hakk'ın ebrarı anlatırken, iyileri anlatırken malı işte verir. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ mala duyduğu sevgiye rağmen ذَوِ الْقُرْبَى yakınlara, ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى yetimlere, وَالْمَسَاكِينَ miskinlere, وَابْنِ السَّبِيلِ yolda kalmışlara. Allah Azze ve Celle kendisi malına duyduğu sevgiye rağmen Cenab-ı Hakk'ın uğrunda bu süreçlerde harcayabilmesi.